Rakamlar hiç şaşmaz. Hakikattir. İnsanların %71'i işlerinden nefret eder. %42'si amirini öldürmek ister. %59'u farklı bir meslek hayal eder. %25'i işlerine başlamadan önceki hayallerini bile hatırlamıyor. Rakamlar gerçekten büyüleyici. Evet, Bay Swan. Biraz kendinizden bahsedin. İş görüşmeleri etki ve tepki kanunlarının doğrusal matematik denklemleridir. Sistematik tek zamanlı bu etkileşimler yaşamımın düzenini sağlar. Tadı yavan kahve, yüksek oda sıcaklığı, bekleme odaları günlük rutinimin parçaları. Randımanımı en yüksek seviyeye çıkarmak için dışarıda düzenli egzersizle oyalanmayı severim. İyi bir kitap. Doğru bir özgeçmiş hazırlamak çok önemli. Uygun iş deneyimleri ve teknik terimler gereklidir. Hile hurda dostunuzdur. Görünüşün gücüne inanırım. Saçlar düzgün taranmış, temiz olmalıdır. Şirketin kıyafet kanunu olmasa bile fazlasıyla şık giyinmeyi yeğlerim. Aşırı kokan parfümlerden sürmem, Fransa'da değiliz. Görüşmeyi yapan kişinin davranışlarına çok dikkat ederim. Yersiz kahkahalar, abes el kol hareketleri ve tabii ki oral saplantı. Bunlar dikkat dağınıklığının belirgin işaretleridir. Ya da daha kötüsü, şüpheci yaklaşımın. Benim amacım dikkatleri başka yöne çevirip onları konuşturmaktır. Ne kadar önemsiz olursa olsun her ayrıntı harekete geçmek için bana bir tüyo verebilir. Ulet mi şuradaki? Efendim? Aa, o mu? Keşke olsaydı. Sıradan bir yelkenli. Yelken açar mısınız? Evet. Yelken takımı sağlam olmuş. Ha, evet. Elimden geleni yapıyorum. Yelkenlilere bayılırım. Çocukluğumu hatırlatıyorlar. Auckland doklarında geçti. Hadi oradan. Ben de oralıyım. Ciddiyim. Körfez güneşi gibisi yoktur. Kuzeyden gelen bir denizcinin sigorta satan bu yerde ne işi var acaba? Şey, aslında hayalim bütün gün evrak imzalamak değildi. Ama bazen her şey planladığın gibi gitmiyor. İplerin onların elinde olduğunu düşündürttüğümde güvenlerini kazanırım. Hep balerin olmak istemişimdir. Ama babam bankacı olacaksın diye tutturdu. Ne de olsa Yahudiyim. Onun yüzünden buradayım. Son 5 yıldır poposuna bakıp duruyorum ama daha sosyal medyada onu eklemek için vakit bulamadım. Çabalıyorum. Her gün. Bu iş beni iyi biri yapar sanıyordum. Niye kendime kötü davranayım ki? Güven sağladınız mı iş garantidir. Seni sevdim Morris. Auckland'dan bir yelkenciyi aramızda görmekten gurur duyarım. Teşekkür ederim ama uzun uzun düşündüm ve maalesef teklifinizi geri çevireceğim. Ne dedin? Ne dedin? Her zaman teklifi geri çeviririm. Mesele iş değil. İyi günler efendim. Merhaba Leonard. En son Globo Wall açılışı mı? Emriniz olur. Efendim, sizinle açık konuşabilir miyim? Hep açık konuşmadın mı? Görüş ayrılığını anlarım ama tam olarak neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz acaba? Davranışlarım konusunda endişelerini paylaşmıyorum. Görüşmeye gittiğiniz onca şirket... Bunu anlamıyorum. Küstahlığımı bağışlayın, beni ilgilendirmez. Üstüne alınma. Hayır, alınmıyorum. Mutlu yıllar efendim. Teşekkür ederim.
Mesajımı aldın mı? Güzel, çünkü 2,5 saat sonra haberlere çıkacak. Biraz bekler misin? Evet, satın alacaksın. Peki. 32,5'tan. Tamam mı? Evet. Hayır. Sadece konuştuğumuz kalitede olacak. Teşekkür ederim George. Merhaba efendim. Merhaba. İşler nasıl? İyi. Senin için ne yapabilirim? Geçerken uğradım. Belki yemeğe çıkarız dedim. Biliyor musun, bugün mümkün değil. Kusura bakma. Hemen köşede güzel bir yer var. Bir şeyler atıştırırız. Gelemem. Çünkü çok önemli bir anlaşmanın ortasındayım. Eminim öyledir. Ne dedin? Bütün gün ne yapıyorsun sen Morris? Özür dilerim baba, ben artık gideyim. Seçeneklerini bilen biri sorgulayan soruyu daima cevaplar. Hiçbir şey. Anlamadım. Hiçbir şey yapmıyorum. Ama iğneli sözlerinle beni yargılıyorsun. Morris, bu güzel hayatı sana ben veriyorum. Buna kafanın basmadığını da biliyorum. Çünkü hiçbir şey verecek cevabın yok. Hiçbir başarıya imzanı atmadın. Hiçbir şey yaratmadın. Hayır. Morris. Ne haber ortak? Ben iyiyim, sen? Babanı hiç böyle sinirli görmemiştim. Kramer Global'a borca batmış bir fabrikayı satın almalarını söylemiş. Hissedar toplantısına daha 2 ay var hem de. Şaka yapmıyorum. Moruk kovdu tabii onu. İşini de bana verdi. Ve yılda 400 bin maaş artı komisyon. Hayat buralardan insana çok güzel geliyor, öyle değil mi? İzninle. Orada ne var? Bir delinin varsayımları. Lütfen dokunma. Rakamlar kanıtlıyor. Ortalama bir insanın ömrü 683.806 saat. Bunun 277.522 saatini çalışmaya harcıyor. Neredeyse %40'ı yani. Rastlantısal olamayacak kadar konuyla ilgili. Matematiksel bir delil olması gerekir. İnsanların neden çalıştığına dair, neden böyle yaşadıklarına dair. Ona da maaş çeki deniyor. Evet, para güçlü bir motivasyon ama neticede asıl sebep değil. Bunu neden yaptıklarını kendilerine hiç sormuyorlar. Çıkış noktam da bu. Benimle yatağa gelsene. Çok isterim. Ama işlerim var. Kapıcı sana taksi çağırır. Seni ararım. Numaram sende yok. Teşekkür ederim. Şeker alır mısınız? Böyle iyiyim. Teşekkür ederim.
Şans kurabiyeleri hakkında neler biliyorsunuz? İnsanların %91'i şans kurabiyelerini seviyor. İlginçtir, tadını değil ama ambalajını açmasını ve niyetlerini okumayı seviyorlar. Bu da bizi teklif ettiğiniz işin önemine getiriyor. Bence şans kurabiyeleri eski mistik bir Çin geleneğinden filan gelmiyor. Los Angeles'taki bir bahçıvan tarafından kazara bulunmuş. Öyle mi? Ben bu şirketi 10 sene önce kocamla kurdum. Bunun hayatımın bir parçası olacağını bilmiyordum. 10 sene. Ömrünüzü adamışsınız. Sürdürmeyi nasıl başardınız peki? Size çok basit bir soru soracağım. Şans kurabiyeleri nedir sizce? Ne mi? Evet. Galiba geleceği temsil ediyorlar. Yani bize geleceğimizi söylüyorlar. Evet, aynen öyle oluyor. Ben sadece ne olduklarını sormuştum. Şey, korkarım sorunuzu anlamadım. Şey, buraya geldiğiniz için teşekkür ederim Bay Sivan. Ama ne yazık ki aradığımız eleman siz değilsiniz. Bakın, bunu beklemiyordum işte. Lütfen şahsi algılamayın. Sadece iş için doğru kişi olduğunuzu düşünmüyorum. Özgeçmişime bakmadınız bile. Bakın, niyet yazmak çok kolay görünür. Neyse, çok zeki birine benziyorsunuz. Kendinize çok daha uygun bir iş bulacağınızdan eminim. İyi günler. Benim işim iş bitirmek ama nerede duracağımı bilirim. Neden bu iş efendim? Çünkü ben başarısız biri değilim Leonard. Buna katlanamam. İşi alacağım. Tabii ki efendim. Burada bekle. Kadın arabayı görmesin. Merhaba Bayan Ingram. Size de merhaba Bay... Swan. Ama lütfen Morris deyin. Aa evet, hatırladım. Merhaba Bay Swan. Sizin için ne yapabilirim? Buraya özür dilemeye geldim. Özür dilemek mi? Niçin? Geçen gün sorunuza cevap vermediğim için. Biraz oturabilir miyim? Aa, teşekkür ederim ama özür dilemenize hiç gerek yok. Sorunuzu düşünüp durdum ama cevabını hala bilmiyorum. Fark etmez. O kadar önemli değildi. İşi neden bana vermediniz? Şans kurabiyeleri insanlarla ilgilidir Bay Swan. Dilekleri, korkuları hakkında. Duyguları da tabii. Umut vaat ediyorlar. Çok sevimli birisiniz. Siz şans kurabiyelerinin tarihi hakkında çok şey biliyorsunuz ama her nasılsa oraya uygun düşmediniz. Şirket şu an pek iyi durumda değil. Belki de yeni birini almanın sırası değildir. Pitaya çok garip görünümlü bir meyve. Yani bu kadar tatlı çıkacağını beklemezsiniz. Bu işi neden bu kadar istiyorsunuz? Bazen avantaj sizden yana olmaz. Şirketin finansal durumu pek iyi değil. Bir fırsat verin.
Birkaç gün deneme süresi olsun. Verelim bakalım. Yarın sabah 9'da bekliyorum. Bir şey mi oldu? Saat 9'da. Yay burcu. Bunun anlamını biliyor musun? Funky Chicken grubunun solistiyle evleneceğim demek. Evet. Aha. Ne zaman? Peki ne zaman? 2 Ocak'ta mı? Sen ciddi misin? Merhaba, adım Morris Van. Bu bir şaka mı? Peki nerede olacak, adresi söylesene hadi. Dalga mı geçiyorsun? Bayan Ingram beni bekliyordu. Evet, dalga geçiyorsun. 2 Ocak, bundan sonraki konserin tarihi. Harika. Ben devralayım. Saat patron bekliyor. Gelin sizi götüreyim. Evet. İşte her şey burada yaratılıyor. Üst kat üretim bölümü. O kadar önemli değil. Ama burası yaratıcılık şubesi. Yani en süper kat bizim kat. Adım Elvis. Bu arada gerçek adım bu değil. Gerçek adımı kimse sevmiyor ama Elvis. Elvis epey havalı. Öyle değil mi? Ha? Ben de Morris Van. Ben Londra'dan geldim. 80'lerden. Ah. 80'lere hastayım. Ya sen? Plaj dışında hiçbir şeyini sevmem ben. Jöleyle vodka'dan geçilmiyordu. Ha, bilmez miyim? Ha, stil ve modanın coştuğu vakitler. Burası meşrubat tezgahı. En sevdiğim bu. Bak. Bu bir kahve makinesi. Ah, şükürler olsun. İşte burada. Nefis. Harika. Burası her şeyin gerçekleştiği yer arkadaşım. İşte. İşte burası. Gelsin paracıklar. Kardeş payı yapalım. Anlamadım. Seninle biz suç ortağı olacağız. Ciddi olamazsın. Aynı masayı mı paylaşacağız? Evlere şenlik değil mi? Bütün masalar dolu. Gemide yanına yat. Müthişmiş. Gelsene buraya, gel. İçeri girmeden seninle açık konuşacağım dostum. Donatlarımdan uzak dur. Yazıcıya pek güvenme. Gerisi kendiliğinden gelir. Gömleğine bir şey bulaşmış. Temizler misin onu? Gel buraya arkadaş. Utanma. Utanma ama gel. Buna gerek olduğunu hiç sanmıyorum. Harika. Aa, merhaba. Günaydın. Bay Seven, sizi aramızda görmek güzel. Bayan Winters'la tanıştınız mı? Tanıştığımızı sanmıyorum. Morris Van. Sophie. Yakanıza ne oldu? Bay Seven yetenekleriyle bizi ihya edecek. Deneme süresince tabii ki. Lütfen oturun. Binayı gösterdiler, masamı gördüm. İri yarı bir İngiliz adam da eşantiyon oldu. Aa, öyle Bay Sivan, bu ofis oldukça... Keyiflidir. Keyifli. Evet. Artık işbaşı yapmam gerekiyor. Benimle konuştuğun için teşekkür ederim. Ne zaman istersen gel canım. Hoş geldiniz Bay Sivan. Ben Morris. Bir tane şeker alır mısınız? Sağ olun, böyle iyiyim. O zaman işimize dönelim Bay Sivan. Üretim departmanından her ay 20 milyon kurabiye çıkıyor. Doğum günü, düğün siparişlerini saymıyorum. Yaratıcı şubenin üretime ayak uydurması gerekir. Sana 5 günlük bir deneme süresi vereceğim ve her gün bir tane niyet bulup yazacaksın. Yani bugünden itibaren. Sorun var mı? Bana bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim efendim. Yardım edebileceğim bir şey olursa haber verin. Ayrıca
Şirketin finansal açıdan zor bir dönem geçirdiğini söylemiştiniz. Rakamlarla aram gayet iyidir. Bunu düşündüğünüz için teşekkür ederim ama şimdi bana bir yazar lazım. Anlıyorum tabii. Öyleyse başlayalım. Mesai bitiminde yazın bitmiş olsun, olur mu? Ya son bir şey daha. Kıyafet sorumluluğu yok burada. Normal kıyafetlerle gelebilirsin. Peki efendim. Ama yine de takımını çok beğendim. Patron içen alemde. Tabii onun için kolay günler değil. Nedenmiş? Ne yapıyorsun? Sağlam bir düzenleme üretimi artırır. Sence Lara bu sabah bana bir garip bakmadı mı? Sanırım baktı. Dün baş başa sabah trafiğini konuştuk. Mesai saatlerinde konuşmamıza izin var mı? Randımanı düşürebilir. Kusura bakmayın Bay Hemingway. Duygusallaşmayın. Kulağını kesmeyi hiç istemezsin. Galiba Van Gogh'u kastettin. Neyse işte. Niyet yazma sırlarımı seninle paylaşacaktım ama anlaşılan bunu pek istemiyorsun. Hem de hiç. Peki neymiş sırrın? İşte. Okusana şunu. Yüksek sesle oku tabii ki. Gerçek güç hiç yıkılmamak değil ama yerdeyken tekrar ayağa kalkmayı bilmektir. Bu konuda ne dememi istiyorsun bilemedim doğrusu. Neye gönderme yaptığını anlamadım. Boşa harcayacak vaktim yok. Aslında gayet açık. Yerdeyken tekrar ayağa kalkmak. Bütün iş alt metinde. Çadır dikmek lafı sana bir şey ifade etmiyor mu peki? Bütün olay bir erkeğin kocaman ereksiyon olmasıyla ilgili işte. Öyle değil mi? Güzel bir şans kurabiyesinin içinde saklı bir cinsel alt metin olduğunu herkes bilir. Bilimsel bir tarafı da var aslında. Teorilerinin son derece rastgele, gerçekleşme ihtimalinin düşük ve oldukça verimsiz olduğunun farkında mısın acaba? Bobby! Bobby! Donatlarımdan uzak dur! Yalıtılmış ve kapalı sistemler her zaman durağan, değişime açık olmayan alanlara sahiptir. Dışarıdan bir güç sisteme girip onu değiştirmediği müddetçe. Fizik severim. Birimiz seviyor demek. Bir şans kurabiyesi yazarı neden fizik kurallarını okur peki? Bir şans kurabiyesi yazarı neden cenazeye gider gibi giyinir peki? Yazdığım niyetleri basmaya gelmiştim. Ne yaparsanız yapın, kabullenin, vakti gelmiştir yeni bir şeyler denemenin. Churchill'i çok severim. Akvaryumu her gün temizliyorum.
Su sıcaklığını 21 derecede tutuyorum. İçine suni yosun da koyuyorum ama bu kandırmak oluyor. Bazen acaba Churchill fark ediyor mu diyorum. Su sıcaklığını 25 dereceye çıkarmanız gerekiyor bence. 21 değil. Fallarında duyguya hiç yer yok. Hepsi kandırmacalı. Tıpkı Churchill'in akvaryumu gibi. Uygun düşmeyen bir şey var sizde Bay Swan. Kravatınız olmasın? Biraz gevşetseniz iyi olur. Yazılarınıza biraz kişiliğinizi koyun. Bu kadar. Nasıl gittiğini sorabilir miyim efendim? Gürültülü, kontrolden çıkmış, pis bir yer. Şu gömleğime bak. Tahammül ötesi. Aklım neredeydi benim? Evet efendim. Ya o saat? Yemin ederim baktıkça vakit iyice yavaşlıyor. Bugüne kadar görelilik konusuna vakıf olamamışım. Nefretlik bir saat. Artık oraya dönmezsiniz herhalde. Döneceğim tabii. Kolay pes etmem. İş çıkarabilirim. Nasıl hissediyorsun? Benim işim. İçeri girebilir miyim? Bunu bu gece çıkarırsın. Görüşmemiz yarın olmayacak mıydı? Şimdi havaalanına gidiyorum. New York. Anladım. Söyleyeceğim bir şeyler olduğu için buluşmak istedim. Bir iş buldum. Ne dedin? Söylediklerini düşündüm ve denemeye karar verdim. Şirketlerinden birinde çalışıyorum. Evet. Kurabiye fabrikası. Kurabiye mi? Geçen ay devraldığımız kurabiye fabrikası efendim. Ha, evet tabii. Demek öz oğlum benim hesabıma çalışıyor ha? Kim olduğumu bilmiyorlar tabii. Şirket finansal açıdan sıkıntıda. Ama kendini toparlayacak potansiyel var. Öyleyse ümitsizliğe kapılmak için hiçbir neden yok. Niye beni ciddiye almıyorsun? Morris, birkaç hafta sonra bir hissedarlar toplantısına katılacağım. Yüzlerce yatırımcının önüne çıkıp onlara neden şans kurabiyesi yapan bir fabrikadan zarar ettiğimi açıklayacağım. Bu ciddi bir olay.
45 dakika içinde havaalanında olmam gerekiyor. Bu şirketi kâra geçirebilirim. Tutamayacağın sözler verme. Geçirebilirim diyorum. Geçir o zaman. Artık kodamanlarla yarışıyorsun evlat. Sadelik kıyafetinden belli olmalı. Yöntem ve usul gelişmenin temel şartlarıdır. Düzenlemelerinde dikkatli ve sistematik ol. Sizi güldürdüğüme sevindim. Kafiyeli mi olsaydı, kafiyeli mi yazsaydım ki? Yazılara kişiliğini koy dediniz ve ben de öyle yaptım. Belli oluyor. Çok kasmışsın, fazla resmi olmuş. Kolay olmadığını söylemiştim. Kocam her zaman şöyle derdi: ne yaptığın değil, nasıl yaptığın önemlidir. Bu şirketi öyle çok severdi ki. Şimdi bütün sorumluluk bende. Yani Bay Sıvan, bazen elimizden denemekten başka bir şey gelmez. Yazmaya devam. Hadi bakalım, iş başına. 3 günün kaldı ve boşa harcamak istemeyiz. Bunu hak etmiyoruz biz. Efendim? Global şirketi hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey. Sen ne biliyorsun? Donat tedarikçisini kesmişler. Rezalete bak. Bir şikayet mektubu yazıyorum. Önce şirketi satması için Penny'e baskı yaptılar. Şimdi de bizimle uğraşıyorlar. Uzun vadede bu donat işi başımıza büyük belalar açacak. Hiç duymamıştım. Nasıl yani? Sen neredeydin? Ay'da mı? Buradaki herkesin sahibi onlar, senin bile. Penny'nin kocasına ne oldu peki? Geçen yıl öldü. Kanser. İyi biriydi. Ondan sonra işler sarpa sardı. En çok da Penny'e etkilendi. Satıştan sonra yöneticilik konumunu bile zor aldı. İşte o da geliyor, çaktırma. Aa, tabii ki. Senin için hallederim o işi, benim dişi kaplanım. Morris. Ha, evet, evet, evet. Bu hafta içinde istiyorum. Bunu doldurman gerekiyor. Nedir bu? V4 işe alınma yani formu. Yani bilmiyorum bu konuda. Biraz kafam karıştı. Bilgileriniz ama gerekiyor. İsim, adres, ya. Sosyal güvenlik numarası. Evet, tabii tabii. Oo, iç çamaşırı falan giymiyorum tabii ki. Beni çok iyi tanırsın mesai sevgili prensesim. Mesai bitimine kadar teslim edebilmen mümkün mü? Teşekkür ederim. Kesinlikle, harika. Senin bile haberinin olmadığı yerlerine dokunacağım. Mesela yüzüne. Tamam. Kapatıyorum bebek, kapatıyorum. Kapatıyorum peki. Tamam canım, seni seviyorum. Hoşça kal. Ne yapıyorsun? Veda ediyorum. Telefonda kimse yoktu. Kızın ilgisini çekmiş midir? Hayır. Bak ne diyeceğim. Bu cuma saat 7'de içkileri ben ısmarlıyorum. Hayır sağ ol. İşlerim var. Hadi ama mızıkçılık etmesen ne olur. Sophie niye hep ders çalışıyor? Ciddi bir içki muhabbeti yapalım dostum, hadi. Tamam, cuma gecesi dedik. Göreceksin, aklın şaşacak. Büyük sınav ne zaman? Sen beni mi takip ediyorsun? Aslında fularını takip ediyorum. Müthiş bir kübizm eseri. Şahane. Langer bilir misin? Bilirim tabii.
Ne sınavı bu böyle? Önce fizik kuralları. Sıra dışı ama inandırıcı. Öte yandan 19. asır İngiliz romantikleri. O biraz şüphe uyandırıyor. Buna praksis deniyor. Mesleki sertifika için gerekli bir şey. Ne sertifikası bu? Bir öğretmen olmak istiyorum. İyi atıştım. Üniversite öğretmeni mi? Hayır, ilkokul öğretmeni. Çocuklarla çalışmayı seviyorum. Ben de öyle. Gerçekten mi? Bu işte pek iyi değilsin, doğru mu? Fizik öğreteceğine göre orada bir sürü zeki çocuk vardır. Sınav oldukça zor. İki defa mülakattan geçemedim. Salakça bir şey. Ama itiraf etmek gerekirse mülakatlarla aram iyi değil. Ne söyleyeceğimi biliyorum ama gerginlik yüzünden dona kalıyorum. Aslında açıklayamam ama mülakatları sevmiyorum. Neyse, ben artık işime döneyim. Sen kal, biraz alıştırma yap. Cuma'ya Alice'le içki içmeye gideceğiz. İşten sonra. Bize katılmanı çok isterdi. Olabilir. Ne yaptığımı hiç bilmiyorum Leonard. Sence ben kasıyor muyum? Bence daha çok düzenli birisiniz. Düzen severim. Aptal bir şans kurabiyesi bile yazamazken şirketi nasıl kâra geçireceğim ben? Deniyorum, ediyorum ama karma karışık olmuyor. Bakın efendim. Düzen, karışıklık, bunlar uzun süre evli kalmış bir çift gibidir. Bütün gün kavga edip dururlar. Ama sonunda bir yatağın iki ucunda yatarlar. To the end of a road, another door opens while another one's closed. I find myself quoting a frosty old poem I know. I said I ought to listen, so I learned how to lie. Kept my head nodding, open both of my eyes. Then I tell you how I got it all figured out. Sailor keep on sailing from his stern to his bow, but I only hope sure I see it's real. But if the heels are made of glass and paper mache, hurry, take a shot before they wash it away. And you know, so you say, do you mean do you just to follow Kate? Do you mean do you? This boy's grown up, he's shyly made of you. Where do we go wrong? So it's happiness and love. Hey, al bakalım. Mekan ufakmış. Ne saçmalıyorsun? Burası şehrin en güzel mekanı bu arada. Sophie'yi çağırmakta çok yetmişsin. Aferin sana. Sırası gelmişken seninle o konuyu konuşmak istiyorum. Tek kelime etme. Bu gece kan kan benim, tamam mı? Ben de bundan korkuyorum. Oo, boş ver artık. Bak geldi bile. Ne güzel kız, öyle değil mi? Masa bulabildiniz mi? Aa, tabii ki. Evet. Gel şuraya geçelim. Hadi bakalım. Şamata başlasın. Kaldırın kadehleri çocuklar. Nasıl yani?
Fark eder mi? Alkol konusunda zevklerim çok incedir de ondan. Çok sıkıcısın. Tamam, gelin bakalım. Şey, iyi misin? En iyisi en ucuzu. Bir tane daha istiyor. Aa, ikinci round. İkinci evet. round, hadi. Burayı çok sevdim. Aha, evet, ben de. Vay canına. Böyle devam edemez. Nasıl yani? İçemeyecek. Evet. Where we go wrong, you better tell her that you want her. Tell her that you need her to be loved. Where we go wrong, it's always happiness and love song. Tell them you were so wrong to feel love. Where do we go wrong? Tell her that you want her. Tell her that you need her to be loved. I've come down to the end of a row. Another door opens while another one's closed. Niyet yazma işine nasıl girdin? Daha pek bir şey yazmadım. Neyse işte... Fena halde bir işe ihtiyacım vardı. Hayır. Sence kendine gelir mi? Gelmesini hiç istemem. Neden öğretmen olmak istiyorsun? Çünkü tatilleri uzun, belli değil mi? Biliyorum, herkesin seçeceği bir şey değil ama öğretmenlikte düzgün bir yan var. Çocukların dünyayı anlamalarına yardımcı olacağım. Hoşuma gidiyor. Yazlarımın boş olması da hoşuma gidiyor. Çocukları gerçekten seviyorsun. Özellikle birini. Jimmy. Bu senin... Oğlum. Ama sen daha... Gencim. Biliyorum. Sana benziyor. Bir şey kaçırdın mı? Sayılmaz. Aslında benim gitmem gerek. Saat daha 9:30. Ablam Jimmy ile sadece ona kadar kalabiliyor. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Götür onu Batman. Na 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 na. Mülakatlarında sana yardım ederim. Ne dedin? Mülakatlar en iyi bildiğim konudur. Praxis'i nasıl geçeceğini biliyorum. Yardımcı olabilirim. Bir iki teknik gösteririm. Yani işten sonra tabii. Yoksa bu bir çıkma teklifi mi? Mesleki bir durum. Ama arada sana çıkma da teklif edebilirim. Çalışmak için gittiğim bir yer var. İyi geceler. İyi geceler.
Falafel sever misin? Falafel için ruhumu satabilirim. Tamam, tamam. Gelsin falafelle. Beklemeyebilirseniz çok kısa bir süre içinde yeteneklerinizin hakkıyla takdir edileceğini görebilirsiniz. Bir terslik mi var? Satışlar pek iyi gitmiyor. Yukarıdakiler kapatma ihtimalini konuşuyorlar. Üzüldüm. Evet, ben de. Şeker ister misin? Tabii ya. Bunu daha önce nasıl düşünemedim? Her şey rakamlarda bitiyor. Daha çok kazanabiliriz. Fabrika ayda 20 milyon kurabiye çıkarıyor, doğru mu? Maalesef o da yetmiyor. Elbette. Rakamlar sadece satışla ilgili değil ama tüketiciler düşünüldüğünde aynı rakamlar yerine oturmaya başlıyor. Pek anladığımı söyleyemem. Her ay bu kurabiyeleri açan 20 milyon insan var. Buna ne dersiniz? Sen ne dersin? Sadık okurlarımız var derim. Peki buna ne diyorsunuz? Şeker? Ben buna çeşitlilik diyorum. Bununla nasıl satış garantisi yakalarsın anlayamadım. Gördüğünüz gibi istatistikler gayet açık Bay Janet. Rakamlar yalan söylemez. İnsanlar niyet okumaya bayılır. Bu bir gerçek. Bir gerçek daha var. Nedir biliyor musunuz? Nedir? İnsanlar şeker sever. Daha doğrusu sizin şekerlerinizi. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Elbette. Şimdi potansiyel olarak bu iki gerçeğin bir araya geldiğini düşünün. Özel olarak ambalajlanmış niyetlerimiz sizin renkli lezzetli şekerlerinizin içinde. Ben bilemiyorum. İnsanlar sadece çok iyi oldukları için değil, içindeki niyeti merak ettikleri için şekerlerinizi alacak. İş rakamlarda bitiyor Bay Janet. Sağlam doğru rakamlarda. Diyelim ki doğru. Diyelim ki gerçekten satışlarımı arttırdın. Sana niye ihtiyacım olsun? Niyetlerimi kendim yazabilirim. Yaratıcı departmanımızda uzmanlaşmış yazarlarımız var. Halen çalışan bir üretim sistemiyle. Bizim departmanı tutma bedeli bütün bunlara sıfırdan başlamaktan daha ucuza gelecektir. Yani daha az gider, daha çok kar. Sık sık Çin yemekleri yer misin Paul? Paul dememde bir sakınca yoktur umarım. Evet, ara sıra. Yemeğin bitince hesabı ödemeden hemen önce garson şans kurabiyesini getirir. Kusura bakma, ben onlara hiç bakmam. Bakmazsınız tabii. Geleceğinizi bir kurabiye mi söyleyecek? Peki ya eşiniz? O bayılır. Aslında benimkini aşırıp onu da okuyor. Madem sözünü açtın. Rakamlar Paul. Yalan söylemez. Ne diyorsun Paul? Tamam. Bir deneyelim. Harika. Doğrusu beni bu işe soktuğuna inanamıyorum. Deneme süren sona ermiş diye düşünebilirsin. Pazartesi yazılarını masama bırakmış olacaksın, tamam mı? Yazıların hala istenilen gibi değil. Evet efendim. Bütün mesele kendini yansıtabilmekte. Ona doğru gidip gözlerine bak. Gözlerine bak. Ve aklına gelen ilk şeyi söyle. Sıradan bir şeymiş gibi ama kendinden ama emin. Tamam, yapabilirim. Hiç anlaşamıyorum. Asker gibi hissettim kendimi. Evet. Biliyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Bu konuda ben hiçbir şey yapamam. İstersen sen onu ara ve onunla konuş. Çünkü bu çok önemli bir mesele. Anlıyor musun? Ben şimdi hani ne bileyim. Bir saniye gelebilir misin?
Aman tanrım, gerçekten mi? Aa, hayır. Esas olarak sorulara başka soruyla cevap vermem lazım. Niye beyazlarla koyu renkleri ayrı yıkıyorsun? Hadi ama, hala çamaşırdan mı söz ediyorsun? Bence büyüleyici bir şey. Herhangi bir soruyla cevap vermezsin. Soruyla cevap verirsin. Kopma noktası. Doğru kişiye doğru soru. Herkes kendinden söz etmeye bayılır. Unutma. Kopma noktasını bulmak kolay değil. Bazıları çok iyi saklar. Yanlış soruyu sorarsam ne olur peki? Mülakatları iki varsayımında matematik bir denge bulmaya çalıştığı çizgisel bir denklem olarak düşün. Dalga mı geçiyorsun? Tamam, denklemleri unut. Mülakat farkındalığı manipüle etmek içindir. Hazırlıksız olduğun için değil, gözler senin üzerinde olduğu için donup kalırsın. Dikkatini mülakatı yapanlara vermelisin. Bunu da doğru sorularla yaparım çünkü herkesin bir sorusu var. Sokrat'a özgü ironi denir buna. Nedir o? Şey, bu Jimmy. Üst katta oturuyorum. Buraya gelince yanıma alıyorum onu duymak için. O kadar fena değil. Ben aslında buradayken de çalışabilirim. Mekanik sesler odaklanmamı sağlıyor. Cuma günü bana yemeğe gelsene. Biliyordum. Neyi? Bütün bunları benden randevu koparmak için yapıyorsun. İki meslektaş arasındaki gayri resmi bir yemek bu. Gayri resmi mi? Bunu söyleyen sen, senin inanmak biraz zor. Jimmy'yi bırakamam. Onu da getirirsin. Emin misin? Yansıtmayı boş ver. Nazik ama kendinden emin ol. Sıcakkanlı ol ama fazla samimi görünme. Evet, oraya gitmeyi ne kadar çok istedim. Güldür onu. Tamam. Aha, dur biraz. Beni aramadılar. Ben sadece belden aşağı espriler biliyorum. Üçü birlikte gitmiş, evet. Kahveyle ilgili bir espri yap. Ofis gerçekten ortamında en iyisi onlar. Yapabilirsin. Öyle mi dersin? Evet, akşam aradım. Denemekten bir şey çıkmaz. Ben de onu arayacağım ve bunu neden yaptıklarını soracağım onlara. Çünkü ben hiçbir zaman onlar olmadan bir yere gitmiyorum. Ve her zaman onları arıyorum. Ve inanabiliyor musun? O filmi ne kadar çok görmek istediğimi iyi biliyorlardı ve ben sizi Merhaba. Buna inanamıyorum. Ne yapıyorsun? Evet. Arkasından da kahve içmeye gitmişler birlikte. Evet, gerçekten. Bensiz yapmışlar bunu. Geçen sene de aynı şey olmuştu. Ve bu yüzden kavga etmiştik. Buna rağmen tekrar yaptılar. Kusura bakma, biraz geciktik. Önemli değil, lütfen geçin. Demek Jimmy bu. Çok memnun oldum. Utanma, hadi ona merhaba de. Bu Aldo. Aldo uzayı çok seviyor. Uzayı ben de severim. Ve tabii algoritmaları da. Hayır canım, lütfen dokunma. Önemli değil. Dokunsun. Burayı yeni mi tuttun? 4 yıl önce. Güzelmiş. Farklı. Jimmy sushi sever mi acaba? Yok.
Yaşını bilmiyorsan ceketinin arkasına bak, tamam mı? Benimkinde 4 yazıyor. Seninkinde ne yazıyor? Benimkinde bir şey yazmıyor. Beklediğiniz için sağ olun. Hadi canım, yesene. Bunun rengini hiç beğenmedim. Ben mısır gevreği seviyorum. Mısır gevreğini sabah yedin Cimi. Ben de severim. Annem sütle yememi istiyor ama ben sütsüz daha çok seviyorum. Haklısın. Sütü görünce yumuşuyorlar. Morris, lütfen onu şımartma. Kabul et, hakkı var. Süt koyunca mısır gevreğinin çıtır tadı kalmıyor. Sütsüz mısır gevreği yiyelim öyleyse. Tamam mı? Hı? Tamamdır. Tamammış. Var olmayan bir şeyin varlığını nasıl hissedersin? Bu nedir? Birinden duyduğum bir laf. Yani buraya her yerde duyduğun lafları mı yazıyorsun? Buraya rakamlar da yazmışsın. Yazıyorum. Özellikle de asal sayıları. Cem'in babası nerede? Neden asal sayılar? Çünkü her yerdeler. Her şeyi açıklayabilirler. İçinde yaşadığımız çerçeve onlar. Ama onlar da canlı. İnsanlar o kadar da farklı değil. Rakamlardan. Onlar sonsuz. Hepsi birbirinden farklı. Bir sistem içindeler. Ama aynı zamanda da eşsizler. Hepsi gerekli. Yalıtılmış. Buna rağmen hepsinin değişik bir davranış şeması var. Yani hepsi ikiziyle matematiksel bir gereksinimi takip eder. Ve birbirlerini tamamlarlar. Hepsi birbirinin aynı. Ama aynı zamanda birbirlerinden farklı oldukları için lanetlenmişler. Özür dilerim. Şan iflah olmaz bir yalancı. Artık konuşmuyoruz. Yalanlarından Jimmy de payını alıyor. Artık onu eve götürsem iyi olur. Bizi ağırladığın için teşekkür ederim. Ya kalsanıza. Bu vakitte kaldırma çocuğu. Ben kanepede yatarım. Bir sorun olmayacağından emin misin? Elbette. Teşekkür ederim. Sana basit bir soru soracağım. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Benim gördüğüm en güzel yaratık. Yani şuna bir baksana. Evet, çok güzel. Bir geri zekalı gibi. Nefesim kesilmiş bir şekilde. Yanında durmasam diyorum ama. Kırmızısında. Ama olmuyor. Daha güzel oluyor. Çünkü bir geri zekalıyım. Evet, ikisi birlikte harika durdular. Bunları gidip ona da söyle, aynen. Emin misin? Birlikte gidelim mi? %60. Tamam. Akşam bekleyeceğim. Peki. İş çıkışında buluşalım, olur mu? Tamam, birlikte gidelim. Belki aynısından sana da alırız. Ne dersin ha? Çünkü çok güzel bir çanta. Biraz zamanın var mı? Sana bir şey söylemek istiyorum. Yani vaksin varsa arasan. Tabii. Tamam, olur mu? Görüşürüz. Konuşacağım şey seninle ilgili. Öyle mi? Evet, aslında kendimi bir geri zekalı gibi hissediyorum.
Çözmem gereken bir şey varsa hep buraya gelirim. Senin kopma noktan nedir? Hadi ama. Dikkatimizi dağıtmayalım. Herkese sorulacak doğru bir soru var demiştin. Mülakatın var. Bir hafta sonra. Benden hoşlanıyor musun? Birazdan Cemil'in yanına dönmeliyim. Onu gerçekten seviyorsun. Tabii ki seviyorum. Onun annesiyim. Hayatıma netlik getiriyor. Ve amaç da. Beni mutlu ediyor. Sen anneni mutlu etmedin mi? Şey, 2 yaşımdayken gitmiş. Bunu söylememiştin. Önemli değil. Peki ne oldu? Sesini hatırlıyorum. Ama onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Garip değil mi? Bir şeyi hatırlar, bir şeyi unutursun. Aa Morris, gelsene. Aa, bugünlük yazı işi yok. Şuna bakar mısın? Nedir bu? Şirket kar marjları. Baksana, yükselmişler. İnanamıyorum ama çılgın şeker projen işimizi gördü. Seyahat etmeyi sever misin? Ben hep istemişimdir. Ama hiç olmadı. Okulda Oliver'la tanıştım. Çok iyi biridir. Bu şirket onun en büyük hayaliydi. Birkaç hafta öncesine kadar durum pek parlak değildi. Az daha şirketi elden çıkaracaktım. Ama sonra sen geldin. Ben pek bir şey yapmadım. Sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yarın ofiste bir parti verip bunu kutlayalım. Hı? Biraz eğlenmeyi hak ettik değil mi? Ön kapı sonuna kadar açıktı. Seni beklemiyordum baba. Bir alıcı çıktı. Anlayamadım. Şans kurabiye şirketinde gösterdiğim başarılar Boston'daki bir şirketin dikkatini çekmiş. Bize iyi bir teklifle geldiler. Aa, öyle mi? Şaşırdım. Böyle şeyler pek sık olmuyor. Satacak mısın? Evet. Üretim üst düzeye çıkarılabilir. Çok yukarılara. 3 ay ver bana. Buna gerek yok ki. Alıcı sadece mal varlığı ile ilgileniyor. Üretimle hiçbir şekilde ilgilenmediler. Onun için satış işlemlerinin tamamlanmasını sana veriyorum. Ne de olsa bu işi sen gerçekleştirdin. Kapatacaklar mı? Demek burada oturuyorsun ha? Baba lütfen yapma bunu. Neden böyle yaşadığını hiç anlamadım Morris. Seninle gurur duyuyorum. Bu şirketi kâra geçireceğim dedin ve bunu başardın. Aramızda bazı sorunlar olduğunun farkındayım. Son yıllarda hiç yanında değildim. Böyle olmamalıydı. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu işte yanımda ol.
Aferin sana. Bu işin sonu nereye varacak? Anlamadım. Ben galiba size aşık oluyorum Bay Swan. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Ya benimle ilgili hoşuna gitmeyen bir şey öğrenirsen? Yaptığım bir şey. Ne yapsın ki? Sana ne diyeyim ben? Aşık mı oluyorum? Hayır. Olmuyorum. Lütfen öyle söyleme. Kalbini kırarım. Korkmuyorum. İnsanlar tepe taklak düşüyor Morris. Evet. Bazen de kalp kırıyorlar. Ama bu yaşamın bir parçası. Bundan korkmayı reddediyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Dediğim gibi bütün suç onun. Herhalde Bay Dawson'ı tanıyorsundur. Görüştüğümüze sevindim ortak. Bunu bize nasıl yaparsın? Neden işe ihtiyacın varmış gibi yaptın? Sana güvenmiştim. Biliyorsun bu şirket benim için çok önemli. Bunu ötekilere de söylemem lazım. Lütfen bekle biraz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu fabrikaya her zaman yuvam derken koltuklarım kabarır. Ama ne yazık ki durum değişti. Hesapta olmayan bir durum. Bazen iyi niyetlerimiz hayatın umurunda olmaz. Biliyorum bunu söylemek çok zor ama ben buna mecburum. Hepinizi işten atıyorum. Nasıl yani? Anlamadım. Adım Morris Fitzroy. Howard Fitzroy'un biricik oğlu. Bu fabrikanın sahibi benim ve fabrikayı şu an kapatıyorum. Penny, neler söylüyor bu? Bunu hepinizi unutup hayatıma dönebilmek için yapıyorum. Yani ta başından beri bize yalan söyledin sen, değil mi? Evet öyle. Becerdiğim tek iyi şey de bu. Ben anlamadım.
Gerçek olamazsın. Nasıl yaparsın? Benden uzak dur. Senin sandığın gibi biri değilim. Hayır, değilsin. Sophie, lütfen. Rahat bırak beni. Sophie, lütfen. Bekle bir saniye. Canın cehenneme. Özür dilerim. Haklısın. Seni tanımıyorum. Artık tanımak da istemiyorum. Açıklaması kolay değil. Öyle mi? Bana yalan söyledin, benimle beraber oldun ama bunlar çok kolaydı, öyle değil mi? Sen yalancının tekisin. Senden iğreniyorum. İnsanlar yalan söyler Sophie. Yalan söyler. Birbirlerine yalan söyler. Kendilerine de yalan söylerler. Mutlu numarası yaparlar. İlgi gösteriyor, anlıyormuş gibi davranırlar. Hayır, Morris. İnsanlar mutluymuş gibi yapmaz. Yalan da söylemezler. Ama sen söylüyorsun. Alçağın tekisin. Senin için üzülüyorum. Seni bir daha görmek istemiyorum, Morris. Araba hazır efendim. Hiçbir yere gitmiyorum. İki gündür evden çıkmadınız. Size hiç yeğenim Finn'den söz etmiş miydim? Hatırlamıyorum. Finn bir limuzin şoförü, benim gibi. Cumartesi akşamüstü kriket maçının canlı yayını var. Finn krikete bayılır. Seyretmeyi de sever. Ama seyredemez. Çünkü ayak masajına geç kalmış bir hanımı alması gerekir. Finn vaktinde gelir ama kadının yanında bir de köpek vardır. İyice keyfi kaçar çünkü Finn köpekleri sevmez. Alerjisi var köpeklere. Neyse, yapacak bir şey yoktur. O da arabasına atlayıp kadını yüz bakımına götürür. Demin ayak masajı dememiş miydin? Evet. Ama konumuz o değil. Neyse, bizim Finn trafikte giderken alerjisi olduğu için deli gibi hapşırıyor. Sonunda kadını spa'ya götürür. Çıkarken hiç bahşiş bırakmaz. Finn şimdi iyice sinirlenir.
Hatta iyiden iyiye tepesi atar da diyebiliriz. Ama elinden hiçbir şey gelmez. Sonra benzin almak için durur. Benzinliğe gelince benzin koymaya başlar. Kaçırdığı dünya finalini düşünür. Özür dilerim efendim. Adam berbat bir gün geçiriyordur. Bir bakar ki servisteki elemanlar onunla dalga geçiyor. Biri şöyle der: köpek meşhur biri mi? Böyle sorar. Arka camdan bakar, yerde bir köpek yatıyor. Film yıldızı gibi kadın bırakıp gitmiş. Elemanlar gülmekten yerlere yatar. Sadece köpeğe şoförlük yaptığı için dalga geçmezler. En nefret ettiği şeyle yalnız bırakıldığı için geçerler. Ama önemli değil. Çünkü bu sefer yapabileceği bir şey vardır. O ne yapmış peki? Köpeği sahiplenir. Zamanla onu sevmeye başlar. Bazen ipin ucu kaçar. Hayatta olacaklara engel olamazsın. Hatta bazen daha da kötüsü olur. İyi bir şey çıkar karşına. Eğer bu konuda bir şey yaparsak. Evet. Ben arabadayım efendim. Beyazlarla koyu renklileri neden ayrı yıkadığını hala bilmiyorum. Burada ne işin var? Çünkü hiç yapmadım. Kendi arabamı hiç kullanmadım. Kendi yatağımı yapmadım. Görüyorsun, işim var Morris. Normal bir okula gitmedim. Yatılı okulda okudum. Hiç arkadaşım olmadı. Avukatlarım vardı. Aile yemeği yemedim hiç. Yemeğimi kocaman boş bir evde yedim. Duymak istemiyorum. Lütfen. Hayatımı hep mantık kurallarıyla doldurdum. İstatistiklerle. Mesafe koymama yardımcı oldular. Hiçbir şeyi kaçırmıyor gibiydim. Her şey yerli yerindeydi. Şu ana dek. Sana aşık oldum. Sana inanmıyorum. Öyle olmalı çünkü hiç böyle hissetmemiştim. Git artık. Praksis mülakatını geçtim. Flagstaff'te bir iş teklif ettiler. Kabul ettim. 3 gün sonra gidiyorum. Hakkın bu.
hak ediyorsun. Şirketi feshetmemiz gerekmiyor. Uzun uzun düşündük. Şimdi satmanın tam sırası. Ben artık o kadar emin değilim. Gel otur şöyle. Böyle iyiyim. Morris, bu işte benimle çalışmak için bir fırsat veriyorum sana. Satma. Otur. Olay çıkarma. Lütfen baba. Yalvarıyorum sana. Sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Saçmalamayı bırak da otur hadi. İşlerini ellerinden alamazsın. Fabrikan umurumda değil Morris. Burada iş yapıyoruz. Kes artık. Seni memnun etmek için çok çok uğraştım. Ama hayatım boyunca senin gölgende silik kaldım. Sen ne diyorsun ha? Nefretinin ardına saklanıyorsun. Ama hayatın soytarısı olmuşsun. Yeter artık. Hiçbir şeyin yok. Sen bir hiçsin. Fabrikayı bana sat. Senin fabrikayı alacak kadar paran yok. Bana ait olan portfolyoyu ve hisselerimi sattım. Yeni tanıştığın insanlar için her şeyini vermeye razı mısın? Sana bir şey söyleyeyim. Sen bu işte hata yapıyorsun. Her zaman seni yüzüstü bırakırlar. Ben hatalarımı gördüm baba. Senin de görmen gerekir. Rakamlar yalan söylemez. Hakikat onlardadır. İnsanların %86'sı yaptıklarının önemli olmadığını, kimin için yaptığının önemli olduğunu düşünür. Seni sen yapan, seni seven insanlardır. I've come down to the end of a road. Another door opens while another one's closed. I find myself quoting a frosty old poem I know. I said I ought to listen, so I learned how to lie. Kept my head nodding, open both of my eyes. I'm the great magician in plain clothes with no disguise. Then I tell you how I got it all figured out. Sailor keep on sailing from his stern to his bow. But I only hope the shore I see is real. But if the hills are made of glass and paper mache, hurry, take a shot before they wash it away. And you sell your soul for union dues. Your father can't believe the news. His boys growed up beside him, made a deal. Where do we go wrong? We saw it happening.
in love song. Tell them you were so wrong to feel alone. Where do we go wrong? You better tell her that you want her. Tell her that you need her to be alone. Where do we go wrong? God bless America, I'm ready to say. Kneeling's overrated when you're fixing to pray. A starry-eyed wonder tried everything but saving his face. Well, on a second trail, who'd you leave in the dust? Your brothers and your lovers and the people you trust. Throw out your old petition and change your definition of lust. Then I'll weave my words about the mountains I've climbed. You'll never guess it was I walk a corner of vine. But let the truth get in the way of stories that they all want to hear. Who are you? What do you want? If this is the test, you smile to yourself and then you give them your best. I wanna see my hands in stone. I wanna write my name and go. Believe me, I'm just doing as I told. Where do we go wrong? So it's happiness and love song. Tell them you were so wrong to feel love. Where do we go wrong? You better tell her that you want her. Tell her that you need her to be alone. Where do we go wrong? It's always happiness and love song. Tell them you were so wrong to feel alone. Where do we go wrong? I've come down to the end of a road. Another door opens while another one's closed.